Abi kusur yok mu hiçbir şey? Hiçbir şey yok. Allah Allah. Biz tamam. 50 cc abi. Biz 50 cc. 50 cc kap. Yok canım o kadar da. Aynıları da taktı abi. Güzel bir çalışma yapmışlar ya. Tanıtıyorum buraları ya. Motor bisiklet muayene istasyonu. Abi sen dizeye mi gireceksin? Bu ledlerlere zor be. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda yepyeni bir heyecan. Bugün sayımız az. Bir tek başkanla birlikteyiz. Videoya geçmeden önce birkaç şeyden bahsetmek için. Umarım iyisinizdir. Kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Analizlerimiz biraz düşüşte. Yükseltirsek sevinirim. Şimdi ilk önce şundan bahsedeceğim. Videoda şu neden yok, bu neden yok, bu niye gelmiyor diye bana sormayın. Benim video çekeceğim an belli değil. Konuşmadığım kişiler var, bağımı kopardığım kişiler var, kopamadığım kişiler var. O yüzden bu konuya bir açıklık getirelim. Bugün ne yapacağımızdan önce bana bir kardeşimizin hediyesi var. Size onu açacağım. Ben de açtım ama bakmadım içine, videoda açarız diye. Ramiz Keser İzmir Çeşme'de oturuyor. Bana yani AFA hediye göndermiş. Paşa gel 2 dakika. Starbucks kokusu bir şey, aynı süsü bir. Başka ne göndermiş? Kebap kapağı, aynı işte. Bana hediye göndermek isteyen varsa ben çok mutlu oldum bundan. Ramiz kardeşime de çok teşekkür ederim. Yani cidden bu zamana kadar ilk defa aldığım bir hediye. YouTube sayesinde tanıdığım bir insandan bir şeyle ilk defa aldım. Ben çok mutlu oldum. Hani hediyenin bir önemi yok aslında. Bir ufak başka bir şey de olsa benim için olur. Depo kapağı, Starbucks. Galiba bir de plakalı falan var diye tahmin ediyorum. Havlu, hayırlı işler. Havlu. Starbucks havlu. Güzel, ben bunu kullanırım. Starbucks'ın önüne yanaşacaksın. Dur, bu kirlenmesin. Devamına ne varmış? Plakalı diyor bunlar büyük ihtimalle. Hediye göndermek isteyen arkadaşlara kapı açık, her türlü hediyenizi kabul edebilir. Aras Kargo Şubesi'ne, Bayrak Şubesi'ne gönderebilirsiniz. Hadi bakalım, bunlar da Starbucks. Bunlar da Starbucks. Carmen Starbucks set yollamış. Çok teşekkür ederim bu ince düşüncen için. Ramiz Keser, İzmir. Ramiz Keser kardeşim, gel sana Starbucks'ta bir de bir... Kahve ben ısmarlayayım. Kahve sana. Ismarlayalım sana. Bay Çatlık Mokka. Aynen. Şöyle ben bunları vuracağım, bunları sana kalmıyorum. Hani hediyenin bir önemi yok, değerinin bir önemi yok, parasının bir önemi yok. Düşünmesi bile yeter. Benim için artı bir şey. Şu şeyi koyayım. Daha sonra neden bahsedeceğim? Şu video konusundaki kişilerden umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Ayrıca bugün ne yapacağımızı bahsedelim. Bugün başkanın kapı, daha önce çok eski videolardan biliyorsunuz. Bugün başkanın motoruna amber led artı modül, kumandalı modül satmış oldu. Ve mercek balansı yapacağız. Mercek bugün olmayacak, yarın vizeye gelecek. Çünkü mercek varsa vizeden geçmiyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Ama belki ikisini bir video yapabilirim. Montajını da gösterebilirim. Bugün amber yapacağız motoru baştan aşağı. Kablomuz var, düğmemiz var, elektrik bandı ve amberle almanız lazım bunları yapmak için. Kapta da göstermiş olalım, CG'de göstermiştik. Kablo videoları gelecek, beklemede kalın. Başkanla birlikte şimdi bunu sökelim. İşleri teker teker gösterelim, anlatalım detaylıca. Herkes görsün, öğrensin. Çok zor bir şey değil. O zaman şimdi videoya geçelim. Başkan sen sökeceksin. İlk önce ön çamurlar döşeceğiz, doğru mudur? Bir evet. Tane ön çamur var. Bir buraya, bir buraya iki. Evet. Üç oldu. İki tane daha çamur var. İki tane de yanlara, evet. Beş oldu. Beş tane amber yapacağız. Bir de kartal gözü var, aynı altta arabalarda kullanılan. Onu deneyeceğiz. Olursa onları da buradan aşağı yapacağız. Çünkü buradaki Kloporto'da, Granay City'de güzelce bir amber olsun. Bakalım nasıl olacak, güzel mi olacak, kötü mü olacak, montajını görmüş olursunuz hep. Beklemede kalın, araba motor videolarını hep türlü çekmeye çalışıyorum. Daha ne yapayım ki ben ya, daha ne yapayım ya. Yeter. Videoya geçelim, sökelim ilk önce motorun bir kapotasını, ondan sonra gelelim. Çok baba, sıkıntı yok. Zaten videolarını gevşettik. Modülü kapattım. Yarın bizi yazdır. Şu an sinyal ver bakalım, verecek mi?
Sesi de var. Oo. Orijinali bozmadan Amerikan Park modeli mi aldın sen bir? Evet. Ben onu sevmiyorum. Herkesin zevk meselesi. Ben CG'den alışık, yani şimdi bunlarda yok. CG'de direkt kabloyu değdirince yaptığın için. Yok, bunda da var. Var mı? Aynen, aynısı var. Ben tesisatla hani yorulmasın, hani şasi almasın. Gerçi doğru olabilir. Şimdi 0.75 kablomuz var arkadaşlar. 2.5 mu? 2.5 da 0.75 de bağlasanız olur. Sıkıntı yok zaten. Başkan kaliteli işlik seviyor. Şimdi ön çamurlar çekeceğiz. Bir de bizim bunların elektriğini alacağımız bir yer lazım başkan. Kontağa gelen elektrik burada mı? Ben hiç kap yapmadığım için bilmiyorum. Kontağın bütün elektriği burada. Tamam, buradaysa bütün kabloları burada toplayacağız o zaman. Ya da buradan çekeceğiz. Koltuğun altında ulaşımın daha mı kolay senin için? Evet. İlk önce onu düşüneceğiz. Bütün bak, kabloları buraya çekmemiz. Boş. Tamam. Modülü buraya koyalım. Evet. Su almaz. Modülü buraya koyacağımız için kontaktan buraya kablo çekeceğiz. Ayrıca de ön çamurluktan ve bundakiler buraya gelecek. Hepsini burada toplayalım. Aynen. Ana ceyran burada kalsın. Ana ceyran burada kalsın. En azından yarın bir gün bir şey olursa da buradan en azından görmüş kablo oluruz. Sigortası da burada. Eksiği zaten hemen alırız. Artı lazım sadece bize. Tamam, o zaman kontaktan elektrik bulacağız. Şimdi bunu nasıl bulacağız? CG'de de aynı mantık. Başkan, bunları sökmene gerek yok. Sen kendi motorunu daha iyi biliyorsun. Bana kontaktan hangisi elektrik olabileceğini söyle. Bu kırmızı. Deneme döneme bulalım. Bu kırmızı elektrik. Kırmızı elektrik mi? Evet. Tamam, o zaman onun ucunu aç bana babacığım. Ben de şu LED'i bir deneyeyim. Hangi saatte? Ne? Eksi çekmemiz lazım. Biz sinyallerden vesaireden almak istemiyoruz. Çünkü motorun orijinal elektrik tesisatını bozmak istemediğimiz için. Ayrıca da kontaktan almamızın sebebi kontak kapalıyken ledler yanmasın. Yoksa buradan hemen artı eksi akü de değdirebiliriz. Buradan da alabiliriz. Araya düğme koyup, ama biz onu yapmayacağız. Fazla kes istersen derken tabii kestim bile. Zaten. Yok, şeye kadar gitsin en azından. Gidiyor. Ha, gider. Bağla baba o zaman bunun ucuna. Bandımız yok ama. Nerede? Ver. Renklerine göre bağla. Tamam, doğru. Bunu oraya vereceksin, kırmızıya. Ben bunu arkaya şasiye vereceğim. Şöyle arkadaşlar, flaş açayım mı? Arkadaşlar, buraya kablo bağladık. Kırmızı onu buradan artı deneyeceğiz. Eksiği oradan başkan verecek. Çünkü buradaki artı doğru mu değil mi onu öğrenmek için şu an bunu testini yapıyoruz. Yani bu artı var mı yok mu? Başkan, kontağı kapat. Gitti. Aç. Tabi bu işte bu kadar kolay olmadı. Başkan elektrik test atabildiği için tekte buldu. Yoksa buradan deneme yanılma yöntemiyle yapacaksın. Hani bakacaksın kontağın takıldığı yerden, kabloyu takip edip bulacaksın. Çektim. Peki başkan, sen çektin. Tamam. O zaman biz buradan arkaya led çekiyoruz. Ayrıca çekerken de ön kavaldakiyle birlikte götürelim. Aynen. Ekstra kablo gitmesin. Çünkü ön kavalda buraya, ha gerçi senin çamurun içine koyarız. Buraya koyacağımız için. Oraya koyarsak motoru yarın ben 150'lere takacağım. Basacaksın. Hiçbir şekilde gözükmüyor. Şuraya koysak da öyle dikeyli olur. Koysak olur. Tamam. Zaten daha sonra istediğimiz zaman değiştiririz. Kablosunu payına bırakırız. Buradan bunlarla birlikte getiririz şunun arkasını. Hem de ekstra bir kablo sırıtması olmaz. O zaman ilk buradan çekelim. Buradan buraya gelelim. Bundan da alıp böyle gideriz. Kankalar, bir düz bağladık. LED'i nereye koyacağımızı düşündük. LED burada güzel oluyor. Bu şu an çamurluktaki aktif değil. Bakın bir burada. İki de onun, yani bir de burada olacak aynı şekilde. Sağlı sollu. Kablosuna bağladık. Şimdi oraya koyar gibi yapıp LED'in kablosunu alacağız. Şu tek kablo olan kontaktan aldığımız elektrik. Hani bu önden aldık ya. Buna bağlayacağız. İkincisi şu an yanan led. Bir tane çamurlukta var. Oldu. Üçüncüsü geliyor. Biz bunları soğuk yapıştırıcıyla tutturuyoruz arkadaşlar. Çünkü sıcaklık vesaire değdiği için çift alaban tutmuyor motor makine ısındığında. Bak, bu da çamurlu olacak led. Bu da buraya olacak. Böyle. Bantlamasını düzeltiyor bunu. Başkan bantlamış belli. Ben bir şey bantlamadım ya. Bu ne ya? Sen konuşuyordun. Öyle bantladın sen onu. Ben bantlamam bunu. Ben böyle asla bantlamam. Bu böyleydi, tamam mı birader? Bak bu böyleydi. Açıktı bu. Bunu da ben bantladım. Sen normalde nasıl yapıyorsun? Bunu bantlıyorsun. Ben ikisini bir bantlıyorum. Tek duruyor bak bunun gibi. Tamam işte, ben öyle yapmadım. Açıkta duruyordu. Öyle direkt bantlayayım. Böyle yapacağım. Bak, bakayım diğerinin yüzesine. Aynen. Getir lock light. Ben tutayım bu. Allah.
Arkadaşlar motorun şu an lastiklerine vesaire olduğuna bakmayın. Başkan mercene vesaire taksın, ince lastiğe, yanaklı lastiğe geri dönecek. Yarın her şey hazır. Yarın. Bakalım video çekme durumumuz olursa çekeceğiz, bunları da göstereceğiz hepsini size. Yarın Vivi'yi koyacağız, merceği koyacağız. Sepeti sökeceğim. Artık sepet yok. Niye? Sepet yok artık. Ben yapacağım, ben sepette gezerdim. Sepetim artık yok. Sıkayım mı? Bekle, sık. Elini çek lan. Hem sen sık lan. Ana. Dipçik mi? Evet. Sepeti yapacaksın aslında var ya. Ya ben sepetin içine doldurmak istiyorum, bir yandan doldurmak cihazı istiyorum. Cihazı koyacağım bak, çok ağım şu an bir şey değil. Ben kaskı koyuyorum bile, ben öyle koyuyorum. İşte kaskı ekinden vazgeçeceğim. Ne yapacağım? Emde mi taşıyorum? Kemer altına gidip elinde kaskı taşıyor bile. Karşıya git. Kilitli şey alacaksın, şifreli kilit alacaksın, motorun şeyine kaskla bağla. Hadi diyelim yağmur yağdı, ne olacak? Sırılsıklam olacak o için. Sen hem ayranım dökülmesin hem. Ben sepeti yapardım şahsen. Ben kaplı sepeti seviyorum. Öne de bir sepet alacağım. Uf. Öne sepeti alalım. Lütfen alalım ya. Ben önü çok seviyorum. Ben kapta kendim yapamadım. Biliyorum, benim içime dert olmuştu. Arkadaşlar ben kaplarda Bursa işi diye yani adlandırdık biz. Bursa'da çünkü çoğu kişi koyuyor. Bursa'da çok kapçı var. Hani o motoru makinesi oynayan 130'luk, 120'lik vesairesi, bası vesairesi. Hani öne bir şey yapıyorlar. Çanta var. Hani anahtarla vesaire de çok hoş ve tatlı duruyor ön arka dip bastığında. Başkan. Kablo şimdi karıştı, kablo karıştı, hiç sıkıntı yok. Kes o kabloyu. Karışmayacak. Bir tane arka çamurla bağladıktan sonra modülün bağlantısına geçebiliriz artık. Evet. İlk önce elektrik tesisatını yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra modüle. Modülünüz yoksa da mantık yine aynı. Bütün kabloları toplayın burada. Buradan ver elektrik artı eksisini veya bizim gibi şey yap. Ver onun ismini. Kontaktan bak, bu kırmızı kablodan al. Getir buraya. Düğme koy araya, koltuğun yanına ya da şuraya bir yere. Ben buraya yapıştır koyacağım. Ben son modül kullanacağım. Modül kullanacağın için düğmenin bir şeyi aynen yok. Ben sadece hani elektrik kaça almasın. Hani sigorta kullanmak yerine. Gerçi elektrik kaça şey alamayacak gibi düğme koymaya gerek yok başkan şu an. Çok saçma yapıyoruz. Neden de? Kontak olmayınca çalışmayacak ki. Yani kontak bulamayan için de öyle. Adam bak, diyelim kontak bulamadım. İkisi de yanınca bak nasıl olur. Ha? Ne olacak? Kapta böyle işte. Kapta o sıkıntı. Erenaj çünkü. Buraya da veriyor ışığı. Kapağın önünden bak. Fark etme. Ben gidiyorum. Nereye? Balsancak ya sen. Şimdi arkadaşlar şu arka çamurları da bağlayayım. Sonra buradaki bütün kabloların neyin ne olduğunu, nasıl yapacağınızı hepsini anlatacağım. Beklemede kalın. Arkadaşlar dün başkanın motoruna montajını yapmıştık, LED'in vesaire. Bugün Rize'ye gidiyoruz onunla beraber. Şu an Şafak Holding'deyiz, birinin sahibi. Göster motoru. Nereden? Kaskım orada. Bugün geçeceğiz, Rize'ye sokacağız motoru. Part part çekiliyor videolar. Çünkü aynı gün içerisinde hepsini sığdıramıyoruz. Daha Angel takacağız, basacağız, edeceğiz. Bir ton dalga düğmem var ama ilk önce Rize'ye gideceğiz. Rize'den geçecek mi, geçmeyecek mi? Bence geçecek. Onu yapacağız. Yolda giderken de kayıt alacağım. Şimdi iyi seyirler diyorum. Beklemede kalın. Bomba video geliyor. Arkadaşlar gidiyoruz. Konak motor Rize yerinden randevu aldı balık. Oraya gideceğiz. Daha kahvaltı bile yapmadım ve ben dün gece hiç uyumadım. Dün gece şarkı yıkadım. Burası neresi olduğunu biliyorsunuzdur. İzmirliler bilir. Alkapınar Direkşi'nin Transportation Mall Tech Park. Pop pop pop. Arkadaşlar geldik. Motosiklet muayene istasyonu. Başkan içeride evrakları veriyor. Halkapınar markasında kalıyor bu. Nevarsaylı okul markasında motor için başka yerlerden randevu almayayım. Burası daha hızlı ve daha boş oluyor genelde. Çünkü normal motor muayeneleri yapacak yerlerin çoğu arabada yapıyor. İkisi karışıyor bu sefer. Ya da yoğunluk oluyor. Sıra almak da zorlaşıyor. Burası genelde hep boş ve müsait oluyor yani. Öneririm. Bu yüzenin yan tarafındaki sokak arkadaşlar. Burada güzel bir çalışma yapmışlar ya. Tanıtıyorum buraları ya. Başkan da bana bakıyor abim diye. Baksana bir yadar şuna. Bunu yakayım. Grafitiler, murafitiler. Baksana şuraya birader. Lan ne uğraşmış yapmış ya.
Şu noktalar ne acaba ya? Allah Allah. Çok tanıdık geldi bana ama. Ama araba kayak birader. Arkadaşlar başkan heyecanlı. İlk defa videoya giriyor. Hadi bakayım. Aynaları da taktı ama. İşte bir de motoru tekrardan modifiye etmek var. İşte ülkemizin geldiği durum bu. Bak buradan anlayın işte olayları. Muayeneye girmek için bir de söküyorsun, bir daha takıyorsun, bir daha uğraşıyorsun. Ceza yedin mi, men oldu mu, bir daha takıyorsun, bir daha söküyorsun. Bir ton dava. Ben şimdi bize de sen dikkat edecekleri şeyi de söyleyeceğim, anlatacağım. Bize ilgilenecek arkadaşlar da. Buradan bilgilensin en azından. Vizeye girerken ne yapılır? Ne önemli? Neye bakarlar? Ben iki kere motor vizesi soktum. İkisinde de kalmadım Allah'a şükür. Zaten lastiğim çok bitik değilse öyle amşam geçiyor. Farlarına bakıyor, uzun kısaya bakıyor. Sinyallere çok bakıyorlar. Ondan sonra arkaya frene bastığındaki kırmızı lamba yanıyor mu ona bakıyor. Frenlere bakıyor. Aynaya bakıyor. Başka da bir şey yok ya. Geçersin öbür türlü yani. Ya bazı motorların şeye de bakıyor. Bazı motorların her motoru pardon. Direksiyonun yamukluğuna. Direksiyon yamuk mu değil mi? Önden sabitliyor direksiyonu. Ona bakıyor. Önden kazasıysa varsa geçmiyor ya da kusurlu geçiyor. İşte diyor ki ön amortisörler yamuk. Yani birisi geçti mesela. Abi hayırlı olsun dedi. Bakalım bala da edecekler mi, hayırlı olsun. Çok zor bir şey değil ya aslında. Bak şimdi farları ayarlayacak, bakacak oradan. Uzun kısaya bakıyor. Şimdi farı takacak, ölçecek orada. Zaten çok da önemli değil yani. Çok soluk yanmıyorsa, çok böyle garip yanmıyorsa bir şey olmaz. Benim kısam çalışmıyorken, şey uzun farım çalışmıyorken bile ben geçtim yani bir kere. 50cc motorumla. Kısa aç diyor, kısa açıyorum. Uzun aç diyor. Abi dedim uzun yok bende. Nasıl yok diyor. Abi dedim patlakan bırak. O zaman diyor kısayı aç. Kendi makineye yaklaştı biraz. Ölçümü değerine girmesi gerekiyor oraya çünkü. Makineye yaklaştı da biraz oraya. Ondan sonra geçirdi beni öyle. Koltuğun altına açacak büyük ihtimalle. Artı eksi kutuna bakıyor. Şase numarasına bakıyor orada. Artı eksiye bakmıyor pardon. Şaseye bakıyor. Şase numarasını kontrol ediyor. Makine bloğuna bakmıyorlar zaten. Yani bende bakmamışlardı. Bunda bakacaklar mı bilmiyorum. Başkan heyecanlandı. Bak yüzü parasına bak. Ya da bu ne? Bir tane motor geliyor. Abi sen dizeye mi gireceksin? Bu ledlerle zor be. Mesela başkanın el martı çalışmıyor. Ayak martı çalışıyor. Gerisini artık adamla kornalara bakacak. Sinyallere bakıyor. Gopping. Doğmane kapısı vallahi. Doğmane kapısı. Bekle bakalım. Bir diyor muayene istasyonu, iki diyor noter, üç diyor doğmane. Bu üçü beni çok heyecanlandırıyor. Lastikleri ölçecek şimdi. Geçti lastik, tamam. Geçti merak etme lastik. Batırdı ya. Tarihine bakacak ama. Lastik gidip de 10 yıllık olursa olmaz. 10 yıllık değil, 3 sene. 3 sene. Sıkıntı yok. 5 seneye kadar geçiyor diye biliyorum. Yanlışsam düzeltin arkadaşlar. Yanlış bile olabilir. Yani şu Goldwing'i soktuğunu düşünsene sen. Hadi senin motorun 50cc. Bizim gariban şu Goldwing. Belki o motor 600-700 milyar en az. Allah. Belki kısıtmadan geç ısıtmasın. Tamam. Geçemedin mi abi? Geçmedi.
Neyden kaldı abi dün? Cam biraz şeydi. Cam mı? He. Far mı? Far kırıktı. Hmm. Frenler o kadar değildi. Kilometre telli çalışmıyormuş. Daha doğrusu yolda gereken bozuldu. Öyle oldu ya abi ama ya. He. Tam yerinde bozuluyorlar. Sonra baktım arka park yanıyor. Buraya geldim baktım yanıyor. Yanmıyor. Hadi kahramanlara gittim tekrar orada park yaptırdım geldim bu sefer. Evet. Yanında şurada bir çatlak vardı. Verdik sattık. 2 günden beri bunlar var. He? Çakarı sökmedin mi? Eh maşallah. Ya baksana bu ne amına. Ben daha önce böyle motora bindim, arkasına bindim daha doğrusu. Öne oturmadım da. Bindim yani. Çok keyifli bir motor. Cidden keyifli yani. Bildiğim kadarıyla çok... Bir yerine dışarı bir fotoğraf çekin abi. Tabii abi. Hatır yani. Belki de benim bindiğim modelde vardı. Benim bindiğim modelde şey de vardı. Bu yandaki bagajlarda soğutma. İçeceğinin soğutma imkanı da vardı. Zaten elcikler ısınmalı, koltuk ısınmalı. Bildiğim kadarıyla şu düğmelerin hepsi radyo vesaire kendinden cihazlı. Kendinden ses sistemli bu motor, orijinal. Orijinal. Akü voltmetre de var orada. 300 var şu an. Ne 300 abi? Eski modeli bile 300'den fazla. Başkanın motor ne oldu? Ha niye giriyor? Geçti ya. Benim dinlediğim şarkılar tarzına bak. Tam benim şey dinlediğim. Bu arada Bono'ya da karşı bir ilgim var arkadaşlar. Ben bana kafayı sallıyor. Köpek gezdiriyor adamla. Çekeyim abi ver. Ben ayarlarım. Burada var ya, ben buradan girelim direkt ona. Bak. Ben anlamam telefonla. Bas. Aç koltuğa da bari. Işıkları yazsın. Devam ya. Devam. Oh. Cihaz da geldi. Tamam. Al abi. Yakıştı ama. Sana bir tane yakıştı bundan. Abi bunların bandı ne kadar şu an fiyat ortalaması? 650 mi? 0'ı 1 milyon 200. 0'ı? 1200. 1200. 25 bin dolar. Artı kardan da payı 10 lira dese güzel para kanka. Güzel para Tayfun. Benim araba almıyor demek ki. Biz 50 cc abi. Biz 50 cc. 50 cc kap. Yok canım o kadar da. Abi eve götürüyor, evden getiriyor. Haftalık 50 liralık benzin ya. Ben daha ne isteyeyim? Yakıt da fazla değil mi abi bunda? Şey var. Aynen öyle. Abi yakıt ne kadar? Kilometrede 2,5 var mı? Öyle hesaplanmaz abi. 100 kilometrede 6 litre. 100 kilometrede 6 litre. Bunlar aynı araba. Doğru. 100 kilometrede 6 litre. 100 kilometreye göre sorarsın. Doğru. Şu an benzin litresi kaç buraya? 23. 6 çarp 23 yani. Gel 6 12 120. 150 işte. Ha? 150. Aynen. 100 kilometre 150 liraya gidiyor. Ya uygun abi ya. Çok değilmiş. 1800'lük motora göre uygun. Yani 800'lük motora göre iyi bence. 1800. 2000 değil yani. 2000 değil. Yani 800'lük motor çeker mi onu? Doğru. Kasaya bak. 150 kilo bir makine. Aksel'e gidiyorum. Aksel lan hadi hadi bakayım. Olsaydım. Aksel'le yapayım.
gidiyorum geliyorum. Samaya gidip geliyorum 350 lira yapıyor. Araba aynı yapıyor. 80 liraya gidiyor geliyor. Bu 80 liraya gidiyor geliyor. 80 liraya gidiyor. Neyi? Sen. Hadi inşallah gitsin. Aynen öyle. Götürüp teslim edelim. Bıktım ya. Arkadaşlar geçti. Bilgileri gösteremiyoruz tabi ekranda. Geçti ama Allah'a şükür. Abi kusura hiçbir şey yok. Abi kusura yok mu hiçbir şey? Hiçbir şey yok. Allah Allah. Benim 50 cc'de şeydi, Dragon'da vardı ama. İki tamam, tane vardı. Sadece neye yazmış? Ön lastiği. Ön lastiği mi? Babacım o da aldığımızdan beri yeter daha. Tamam canım. Öbür vizeyi de görür ama. Görür. Nasıl sökeceğim topu hocam. Artık eve dönüş yolu. Şey, sanayiye dönüş. Arkadaşlar şimdi motoru yaptığımız eşiklerden bahsedeceğiz. Modülü takmıştık zaten, onu biliyorsunuz. Onu gösterdik. Başkan ben yokken amosörlerini takmış, basmış, yanakları takmış. Bir ön lastik kaldı. Ön lastiği şimdi sizle birlikte takacağız. Bir de ön çamurlu. Başkan kalın lastik kullanmış, birazcık ön çamurluk yemiş. Onu şey yapacağız. Angel'ı göster başkan. Angel'ı montajladık. Bunun zaten bağlantısı aynı. Arkası 3 çıkış var. Birini parklara veriyorsun. Şu gündüz ledlerine gelen parklardan parkları alıyorsun. Kırmızıyı düğmeden gelen mavi olması lazım. Evet. Ona bağlıyorsun. Kısayı da beyaza bağlıyorsun. Kısayı da beyaza bağlıyorsun. Aynı şekilde bütün her şeyle çalışıyor. Şöyle göstereyim. Aa, motor çalıştı. Motor çalışmadan tabi kaplarda kaz yapıyorum. Sonra çakar durdu. Tabi böyle de farklar var. Egzozda da ufak bir kaçak var. Ondan sesi biraz böyle aynen geliyor. Arkadan çok daha güzel duruyor. Azallah. Şimdi şöyle bir şey var. Başkan bunu takmış. Gerçekten göster burayı. Ön çamurluk yemiş. Lastik sürtmüş. Biz de dedik ki bari yeni çamurluk alana kadar şöyle canavarla alalım. Hem de böyle bu yanık durmasın, güzel olsun. Daha sonra da ince lastiğini takacağız yanakla birlikte. Hepsi 1.50. Arkası yandan böyle oldu motor. Yağ solucu zaten takılıydı. Şimdi zaten asıl takıp indirince görüntüyü yakalayacağız. Gerisi bizde. Al bakalım. Kaynakçı gözlüklerini taktı. Videolar part part çekiliyor. Her gün bir kısmını yapıyoruz. Anca oluyor. Şu an yamuk. Başkan onu düzeltmen lazım. Yok ben bilerek balık fırtı yaptım. Niye? Düz mü yaptın? Birazcık daha ya, şu yan tarafını alayım. Öyle değil mi? Hayır. Yandan bir kaldı. Balık ya benim içime sinmedi. Şu ucunu biraz sivri yapar mısın lütfen? Bak şu çıkıntıyı mesela al bak. Şu ucu sivri gelsin bak, bunun ucu sivri geliyor, o da sivri gelsin. Tamam. Tamam gel. Tamam tak. Montaj. Geldi çak. Efek atları. Deme onu. Ben kaçıyorum. Nereye ya? Buraya gideceğim abi, bırakacağım. Bırak gel. Evet. Ondan caz. Caz. Yemek yiyeceğim. Aa birader. Sizin işiniz biter. Biz gidiyoruz. Kanka bizim bu lastiği taktığım bitiyor işimiz. Hadi canım, o zaman gidiyorum. Hadi git gel hemen yemeğini ye. Beni yürütme, yukarıdan al beni. Ne? Yukarıdan al beni. Tamam. Efe, Hella'nın sesini duydun mu sen? He? Daha dün akşam beraber basa basa bütün mahallenin amına koyduk. Yok, bu çok ince. Şey çok kalın. Abi ben yine başıma bela aldım da yapmayacağım. Ben biliyorum. Benim elleyi başka bağladı. Yo ama lama demenin deliklerini o açtı. Ben kendim bağladım diye elektrik tesisatını. Ama seviyorum. Ben evde yatarken öyle dan çalarsın. Yo. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Yaza gidelim. Bağladığım motor ellaları. Mik. Ben de çat çat bağlayacağım. 4 takım çat çat bağlayacağım ama. Değil mi? Çok güzel gelip ya. Gelip evimin önünde çalma yani. Bilmiyorum. Bakarız. Bakarız. Arkadaşlar bence kapta olması gerekenlerden eksik yani şu an söyleyeyim. Bu nikel hoca olacak. Bu nikel hoca olacak. Var ya bebek oluyor. Ben kapa nasılsın? Sen de. Oo. Oğlum ezan okunuyor. Averel duymadı ki. Arkadaşım da var nikelaj. Bir de zincir korumalı.
Ha, zincir korumalı vardı sende. Niye takmadın? Takamayız ki. Basık. Oturmuyor şu an. Takarız lan onu. Delik açarız. Ya manyak mısın? Vallahi yürümüyor. Şu an oldu mu? İndir şu motoru bir. Orta sepadan. Öne büyükten bakayım. Arkadaş önünde payı çok var. Başkan konfor paketi yapmış. Ne konforu bu kadar? Yolda giderken hep böyle. Ama baba dururken olmuyor işte. Ben öyle sevmiyorum. Bende yer yoktu. Benim kapımda nasıldı babacığım? Tut bakalım ben bir tur atayım. Baba senin kirli pantay. Bu su da bizim kirli. Keşke yanlardan şey olsa da. Modülü şey var. Bir ton takı. Kask var. Sadece kask var. Başka hiçbir şey yok. Bizde mide de yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bekle. Bunun altına hiçbir şey koyalım ya. Evet arkadaşlar. Mercek bebek gibi duruyor. Kapta ayrı bir duruyor. CG'de ayrı bir duruyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu motorla günlük vlog çekelim mi? Motorla ilgili sormak istediğiniz sorular bir şeyler var mı? Yazın yorumu yanıtlayalım. Belki de yenisini çekeriz veya. Gündüz ama bir gün başkandan alacağım bunu. Bir gün gezeceğim onunla. Siz çünkü yoruma yazmış birisi. Instagram'a hikaye attık ya. Abi günlük vlog gelir mi yazmış. Bir gün günlük vlog yapacağız bunu. Güzel olacak. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın.